Seçimlerde kime oy vereceksiniz? AK Parti. Hani Muharrem İnce'ye vermeyi düşünüyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan akıllı adam. Sinan Ogan'ı vereceğim. Kılıçdaroğlu gelmesin de kim gelirse gelsin. Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki. Muharrem İnce. Atatürk'ün partisine, CHP'ye. Uşak'ta 2019 yerel seçimlerinde AKP %39, İYİ Parti ise %37 oy aldı. CHP ve MHP'nin oy oranı ise %10. Uşak nüfusa bağlı olarak meclise sadece 3 milletvekili gönderebiliyor. Bu milletvekillerinin 2 tanesi AKP milletvekili, bir tanesi ise CHP milletvekili. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için ise burada her partinin beklentisi yüksek. Önceliğimiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne çıkarmak istiyoruz. Amacımız buradan 3 tane milletvekili gönderebilmek. Tabii daha zaman diliminde de bir bakan çıkarmak istiyoruz aslında. Vallahi seçimlerde biz büyük bir başarı bekliyoruz. Esnaf arkadaşlarımızın ve halkımızın bize karşı bir teveccühü var. İnanıyorum ki bir garanti, ikiyi zorlarız. Ben memur olarak çalışıyorum. Evet. Tamam. Ta Kütahya'ya ben öğrenci götürüyorum rapor çıkarmaya. Dilinde evet. Eğitim Araştırma Hastanesi var. Sabahın 7'sinde biz önünden geçiyoruz oranın ya. Senin nüfus geleceğim bana. Hayır, Uşaklıyım ben, merkezliyim. Neden Kütahya'ya gidiyorsun? Burada gidiyorum. Hiçbir sorun çözülmüyor ki. Hiçbir şey çözülmüyor. Şimdi, benim Ocak ayında başlattığım çocuğun raporu ta daha devam ediyor. Şubat, Mart'tayız. Mart da bitti, Nisan'dayız bak. Sağlık sistemi öyle. Rahatsızlık mı? Ya öz özgürlüğü öğrenme güçlüyüm, atipik otizmliyim. Uşak'ta yok mu bölüm yani? Var. Şimdi var. Şöyle bir durum var bir de. Asıl sorun şu. Civar illerin, ilçeleri, yakın ilçelerin yükünü Uşak çekiyor. Yani bu... Ya vekilim şimdi... O yüzden biz... sağlık yönünden de acayip bir yoğunluk yaşanıyor Uşak'ta. Ne oluyor? Şimdi 350 bin nüfusa göre doktor sorun geliyor. Sorun o değil. Sorun o değil vekili. Ama sorun... şu an hastane 750 bin nüfusa bakıyormuş gibi hareket ediyor. Bakın sorun çocuk psikiyatrisi. 2 tane. Evet. Her aldığı çocuğu teste gönderiyor. Testi yapan 1 kişi. Bu çocuk psikiyatrisinin her biri 20 tane çocuk alsa... Evet. 10 tanesini teste gönderse zaten günde 20 kişi teste gönderiyor. Testi yapan 1 kişi. Evet. Biz bu sorunu Zeki Bey'le de görüşüyoruz. İşte baş hekimle de görüşüyoruz. Şimdi doktor kadrosu 350 bin nüfusa göre geliyor. Ama hastanenin yükü 750 bin nüfusa bakıyormuş gibi. Ama şimdi gibi. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 81 ilin sağlık hizmetinden yararlanmak zorundayız. Ama anlamıyorum yani nüfusa göre devlet personel tanzim ediyor. Personel anlamda söylüyor yani. Personel az onu demek istiyorum. Niye atanmıyor? Yani. Şimdi nüfusumuz 350 bin, öbür ilçeler bize bağlansa... Şimdi bak nüfusa göre. Gecinde, evet. Simav, Çivril... Çivril'e de gidiyoruz. Biz Çivril'de de aynı hizmeti görüyoruz bak, biz, ama aynı gün bizim bitiyor. Bizim de hedefimiz şu. Mesela Gediz, Simav... Ondan sonra Çivril, Dumlupınar, Kula, hani Selendi bu tür ilçeler uçağa bağlanmasını istiyoruz. Evet. Onlar bağlandığı zaman nüfusa göre buraya şey geldi. Onlar buraya geliyorlar, biz oraya gidiyoruz. Nasıl oluyor bu iş bilmiyorum uşak yani. Uşak'ta hizmet görüyorlar. Aslında evet. Hizmet görüyorlar. 55 bin oy alacağımızı düşünüyoruz. Geçen seçimde 25 bin civarındaydı. Bu seçimde 55 ve üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Biz parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oyumuzu vereceğiz. AK Parti de aynı şekilde verecek veya diğer ittifaktaki arkadaşlar da birinci parti olarak Recep Tayyip Erdoğan buradan rahat çıkar. Uşak'ta bu seçimde inanın Milliyetçi Hareket Partisi destan yazacak. Bunu hepiniz göreceksiniz. Biz ekip arkadaşlarımızla beraber 2019'dan bu yana ilmek ilmek bütün Uşak'ı işledik. İnsanlara dokunmaya çalıştık ve bunun karşılığında da Uşak'ta Milliyetçi Hareket Partisi olarak göreceğiz. Biz %40'ların üzerine çıkmak istiyoruz. Amacımız bu. Anket sonuçlarımızı da biliyoruz. Gelen anketleri de biliyoruz. Diğer partilerden gelen anketleri de gözlemliyoruz. Tabii direkt bir rakam vermek uygun olmaz diye düşünüyorum. Ama hedef 3 tane milletvekili ise %40'ların üzerine çıkmanız gerekiyor. Yani bir şekilde bu sayının %45-%50'leri bulması gerekiyor. Uşak'ta seçmen eğilimi çok farklı. Uşak'ta seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne de oy verebiliyor. Muharrem İnce'ye de oy verebiliyor. İyi Parti'ye de oy verebiliyor. Rüzgar'a göre Ümit Özdağ'a da oy verebiliyor. Uşak seçmeni daha çok hem genel havaya hem de yereldeki milletvekili adaylarına bakıyor. Ondan dolayı Uşak seçmeni şöyle Konya seçmeni gibi işte Diyarbakır seçmeni gibi
öyle bir seçmen olarak görmeyin. Uşak seçmeni eğitim olarak da hem de siyasete bakış olarak da günü yorumlayarak ona göre oy veriyor. Yani benim görüşüme daha çok en yakın gelen hani Muharrem İnce'ye vermeyi düşünüyorum ben. Kendisi cidden hani iyi işler yapacağını düşünüyorum açıkçası. Bu düzenin ben değişmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Yani çünkü uzun vadede bence pek hoş olmayacak. Yani gidişat öyle gösteriyor açıkçası. Hem hani bu Uşak bölgesel olarak hem de genel olarak baktığım zaman. Kılıçdaroğlu'nu tercih ediyorum. Neden Kılıçdaroğlu? Ya zaten günümüz Türkiye'sinin durumu ortada ve düşüncem ya ortak bir kişi seçmek ve oy oranlarına ve matematiksel olarak baktığımızda en yüksek oy alabilecek ve potansiyel olarak kazanabilecek kişi Kılıçdaroğlu. Politik tercihimden dolayı değil, daha fazla zorunluluktan dolayı tercih edeceğim. Muharrem İnce'yi tercih etmemin sebebi bir noktada kendinin bir sosyal medya balonu olduğunu düşünüyorum. Zamanında bundan yaklaşık bir yıl önce de aynısı Ümit Özdağ için geçerliydi. Ve Muharrem İnce'nin de baktığımızda ortak hedef için oy bölücülükle yaptığını düşünüyorum ve tercih etmiyorum. Keza politik yaklaşımını da çok makul bulmuyorum. Daha fazla öfke üzerinden siyaset yapılmasından istemiyorum ya. Bıktım artık bu durumdan. Sinan Oğan'ı vereceğim. Neden Sinan Oğan? Çünkü şu anda milliyetçi tek cumhurbaşkanı o var. Peki ikinci tura Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın kalması durumunda kimi tercih edersiniz? Sandığa gitmeyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst, temiz, çalmayan, çırpmayan, daha iyi anlatayım. Meral Akşener'e. Aday değil şu anda Meral Akşener. İyi, neyi partiye verecek? İyi parti, yani Cumhurbaşkanı adaylarından peki? Hani Erdoğan, Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Vallahi şu anki durumdan memnun değilim. Peki ikinci tura Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun kalması durumunda tercihinizi neyle yanına kullanacaksınız? Kılıçdaroğlu. Değilsin bize. Niye Erdoğan? Erdoğan akıllı adam. Ondan sonra birikimi var, tecrübeli. Aşağı yukarı 21 yıldır yatırımları var. Onu vermesen, kazandırmasan olmaz. Onu vereceğiz, kazandıracağız. Daha önce hep Erdoğan'a mı verdiniz? Hep Erdoğan'ı verdik. 18 oy var bende, 18 de Erdoğan'ın. AK Parti. Neden AK Parti? Başka var mı verecek bir şey? Var mı kimse? Görüyorsun değil mi? Adam Şehzade'ye ayağına basıyor. Nasıl AK Parti'ye vermeyeceksin? Valla şu anda öyle bir kararım veremedim. Yani muallakta net bir karar vermedik. Yani isterler ya, iki uçlu bir değnek. Peki en yakın olduğunuz adayı sorsam? Valla Kılıçdaroğlu haricinde. Kılıçdaroğlu gelmesin de kim gelirse gelsin. Atatürk'ün partisine, CHP'ye. Atatürk'ün ilkeleri geri gelsin. Neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? Bizim hayatımız düşünüyor. Yavrum, memlekette fabrika kalmadı, satılmadık. Havaalanları kalmadı, satılmadık. Kemal aldığımız nefesinde parasını alacaklar galiba. Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki. Neden Kılıçdaroğlu? 20 senedir yönetiyor, satmada yeri kalmamış adamın ya. Ekonominin haline baksan ya da. Çok güzel ekonomimiz, hamdolsun. Dış devletlerdeki ekonomiyi görüyoruz. Türkiye onların daha güzeli. Şu anda 10. sıradayız. Ekonomi gayet güzel. Memnunsun. Memnunuz. Sonuna kadar iyiyiz. Ekonomi onu hiç sorma. Onu hiç sorma. Soğandan belli zaten ekonominin iyi oldu. Gerisini anlatmaya gerek yok yani. Ekonomi konusunda maalesef ülke çok kötü durumda. Vahim durumda yani. Maalesef çalışan bir işçiyiz. Yani şöyle bir yıl zaman zarfına baktığımız zaman maalesef ülkede aslında haddi zatında baktığın zaman %500, %600 devalüasyon oldu. Ama hala da işte ekonomi sıkıntısı yok vesaire. Bu gibi cevaplarla karşı karşıya geliyoruz yani yukarıdaki insanlardan. Ekonomi battı gidiyor. Ekonomi ne? Geçinemiyoruz ki. Şurada 3 kuruş kazanıyoruz, 5 kuruş harcayıp gidiyoruz. Ekonomi battı. Esnafa gittiğimizde esnaf dertli. Neden dertli? Esnaf üretiyor, ürettiğinin karşılığını alamıyor. Halk pahalılıktan şikayet ediyor. Doğal olarak da bir dengesizlik ortaya çıkmış oluyor. Tabii ki bunlar Türkiye'nin sorunları. Bu sorunları da gördüğümüzde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok büyük bir şey var, özlem var. Yılların özlem var bence. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisi olma yönünde kaybetmiş olduğu değerleri tekrar kazandığını düşünüyorum ben. Bu değerler doğrultusunda da bizler yine Millet İttifakı ortaklarımızla beraber sahada sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz. Hüdapar'la ilgili herhangi bir tepki görmüyoruz biz sahada. Hüdapar Cumhur İttifakı'nı dışarıdan destekleyen bir parti. Teröre bulaşmamış,
herhangi bir sıkıntısı olmayan bir parti, yani Cumhur İttifakı'nı bir partisi olarak destekliyorsa bunu niye, niçin destekliyorsun demiyoruz. Ama bir HDP çok farklı. Bir HDP'nin PKK ile bir organik bağı olduğu ortada. Hepimiz malum. İzliyoruz her şeyi. Onun için yani onu karşı zillet ittifakı dediğimiz kişiler bunu ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Kendi açıklarını bu şekilde kapatmaya çalışıyorlar. Bu bir gerçek. HDP karşı zillet ittifakının bir parçası, yani Kılıçdaroğlu'nu açıktan destekleyeceklerini ilan ettiler. Yani artık görünen köy kılavuz istemiyor. Çok genel olmasa da ufak tefek tepkiler oluyor biliyor. Hani onu da arkadaşların bilmemesinden kaynaklanıyor. Hüdapar ittifakın içinde değil bir kere. Dışarıdan destekliyor. Yani ayrıca bir de PKK'ya karşı olan Türk Kürt Partisi olarak biliyoruz biz bunu. Biz bu konuda taraf değiliz yani. Ben daha önce beyanatında söylemiştim. Altılı masa değil, bir de kuyruğu var demiştim. O kuyrukta HDP. HDP, PKK olarak değerlendiriyoruz. Tabaştan beri yedili masaydı zaten. Bugün olan bir şey değil o. Şu anda Uşak'ta seçim çok ortada. Bir Cumhuriyet Halk Partisi, bir AK Parti, bir İYİ Parti, bir MHP veya bir AK Parti olabilir. Ya şu an aslında kimin kazanacağını... Kimin kazanacağı hiç belli değil.